bunları artık sizi çağırdım buraya ki erkenci kirazı ilk siz alıyorsunuz bu civarda. Onun için çiçek şeklindeki görmenizi istedim. Ve şu an birlikte gece ilaçlama yapmalıyız. Değil mi? Evet, tabii. Evet. Bu bilgiyi de çiftçilerimize verelim. Çünkü arılar çok önemli. Görüyorsunuz arılar da uçuşuyor. Üretim demek. İnşallah 15-20 Nisan arası çıkar herhalde. 15'e ben öyle görüyorum. Olur diyor. Aynı o şekilde 15'e olur şekilde düşünüyorum. Şu anda dünyanın erkenci yöresi olan Kuzey Yarımküre'de Manisa'nın Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde olmaktadır. Bu kirazlarımız şu anda çiçek açtı. Kuzey Yarımküre'nin Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde olmaktadır ve bunun dışında başka yerde olmaz. Şu anda ilk önce çiçek açan yer burasıdır. Erkenci kiraz, ilk çiçek açan kiraz ve ikisi arasındaki bir hafta kadar bir farklılık olur. Erkenci kiraz diğer kirazlara nazaran biraz daha küçük oluyor ama ilk çıktığı için maliyet olarak, değer olarak daha yüksek oluyor. 15'ine 12 ile 15 arası ilk kirazımızı çıkarmış oluruz Türkiye'de. Bu çeşidimizin ismi Cristobalina'dır ve ihracata verilmeye başladı ve böylelikle Türkiye'ye daha fazla gelir getirme amacında. Fakat son yıllarda kuraklık dolayısıyla kirazlarımız kurumaya başladı. Su yetersiz kaldı. Bunun yerine kayısı dikilmeye başladı bizim bu yöreye. Şimdi bunun yerine zeytin de güzel oluyor bu yörede. Onu da denedim ben. Ve onda da başarılı olduk. Artık burada bu yörenin insanları zeytine doğru yönelirse, incir yapılsa daha güzel olur diyorum. Şu anda ben bir kirazın 25-30 lira maliyetli olduğunu hesaplıyorum. Ama bunun da satımı 50 liradan aşağı düştüğü zaman üretici para kazanamaz, biter yani. Şu anda da zaten kuraklık yüzünden, ağaçlarımız zarar gördüğünden bitmeye de başladı yani kirazlar. Bu işlerin düzgün yürümesi için çok güzel bir tarım politikasının yapılması lazım. Yeni nesil gençlerimizin bu konularda çok iyi eğitilmesi lazım. Burada bir eğitimci olarak, eski bir eğitimci olarak gençlerimize örnek olmak istedim. Fakat şu anda tarımla uğraşan kısım 50 ile 70 doğumlular tarımla uğraşıyor. Diğerleri tarıma hiç bakmıyor. Bu şekilde de Türkiye'de tarım bitmiş demektir. Üretimin olmadığı yerde yani insanların hepsi bitmiş demektir. Mutlaka üretimin çok iyi olması lazım. Bunun için de devletimizin tarım politikası yapıp köylerde, üretim yapılan yerlerde köylü gözüyle bakılmaması lazım insanlarımıza. Köylü gözüyle bakılıyor ve gençlerimizi, liseyi bitiren gençlerimiz üniversiteyi kazanamadı diye boşta geziyor veya bir fabrikaya gidip toprakları olduğu halde orada asgari ücretle çalışıyorlar. Devlet tarafından ziraat fakültelerine bu öğrencilerin, bu gençlerin sınavsız alınıp ziraat ile ilgili bilgileri öğrendikten sonra kendi topraklarını bilinçli bir şekilde işlemelerini isterim. Evet, siz de gördüğünüz gibi kirazlarımız açmaktadır. Nisan 15 civarı bir Allah'tan afat olmadıktan sonra hasat bekliyoruz. Kirazımızda rekolta olarak bu sene geçen seneye bakış hemen hemen aynı rekoltayı yakalayacağımıza inanıyorum. Ama özellikle küresel ısınmadan dolayı çok etkilendi kiraz ağacı. Özellikle çok hassas bir ağaç olduğu için yani onda bir sıkıntımız var biraz. İnşallah onu da çözmeye çalışıyor çiftçilerimiz kendi genellikle. Özellikle organik maddeyi çoğaltarak yerde sulamayı değiştirerek önlem almaya çalışıyor ama ne kadar elinden bu kadar geliyor. Bunu da devletimiz bir önlem alması lazım. Özellikle kirazımız burada bu bölgede sıcak olduğu için biraz daha hassas. Genelde Rusya'ya gönderiyoruz.
Avrupa ülkelerine gidiyor, Uzak Doğu ülkelerine gidiyor. Yani bu bölgelere hemen hemen dünyanın çoğu yerine gidiyor desem yeri vardır yani. Üretici, ihracatçı firmalarımız güzel pazar, geçen bundan 2 sene önce Çinliler gelmişti. Oraya da bir ihracat yapacaklardı. Gönderdiler biliyorum, gönderdiler. Orada başarılı oldu. Hemen hemen her, yani dünyanın çoğu ülkesine gitmektedir. Süper. Evet. İnşallah yine geçen seneki gibi güzel çalışsın. Evet. Allah'ın çalışması verimin bol olması demek. Evet. Biraz çam bekle abi. Umduğunu herkes bulur. Kolay değil. Masraflar ağır. Çok ağır. Yani hiç sen buraya kadar şimdi